Örgütümüzden, partimizden, kadın adaylarımıza sonuna kadar destek. Kendisine her zaman ifade ettiğimiz gibi kadın kollarımızın çalışmasındaki başarısını inşallah milletvekilliğinde daha da ileriye taşır. Kendisini tebrik ediyorum. İnşallah hayırlısı olur. Arkadaşlar, mikrofon. Ben size ayakta hitap etmek istiyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, İlçe Yönetim Kurulu üyelerim, Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyelerim, sevgili yol arkadaşlarım, kız kardeşlerim, hepiniz, tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hepiniz hoş geldiniz. Bugün karşınıza 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçiminde "Biz kadınlar da varız" diyerek milletvekilliği adayı olduğumu açıklamak için huzurunuza çıktım. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ulaşabilmemiz için 53 günümüz kaldı. Biz kadınlar dün bugün olduğu gibi seçim gününe kadar çok çalışacağız. Kadın erkek demeden yan yana omuz omuza olacağız. İktidarı hep birlikte kuracağız. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığıyla aydınlanan yolumuzdan sapmadan, Atatürk ilkelerinden taviz vermeden, izinde yürüyen Cumhuriyet kadınları olarak emeğimiz var, cesaretimiz var. Bugün ülkemizde seçmen nüfusunun en az yarısını kadınlar oluşturuyor. O zaman kadınların da karar alma sürecinde yer alması gerekiyor. 1935 yılında yapılan ve Türk kadınına ilk seçme seçilme hakkının tanındığı o dönemde dahi seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 17 kadın vekil yer almıştır. 2023 yılında ise bu sayı çok çok artmalıdır. Cesur ve mücadeleci kadınlar Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapabilmelidirler çok sayıda. Bölgesine, kadınlara, ülkesine hizmet etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye Kadın Kolları ilçe başkanı olarak birlikte mücadele ettiğim yol arkadaşlarımdan, ailemden, çevremden gelen öneri ve destekler ile 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde milletvekilliği kadın adayı oldu. Biz kadınlar toplumun her alanında varız ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu zamana kadar olan yaşantımda, sosyal alanda ve iş yaşantımda her zaman mücadeleyi önde tuttum. Dolayısıyla bu mücadelemizi bu alanda da biz kadınlar olarak tüm kadın arkadaşlarım adına önder ve lider olarak devam etmek istediğimi bir kez daha vurguluyorum. Bizler önce kadınlar olarak birbirimize, sonra çevremize bu iyilikleri, bu cesareti, bu çalışmaları büyüterek halkın iktidarına Cumhuriyet Halk Partisi olarak ulaşacağız. Biz kadınlar toplumun her alanında varız ve mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Kararlarımda bana destek veren herkese, aileme,
örgüt yetkililerime çok teşekkür ediyorum. Eşit haklara sahip, mutlu, güzel, adil ve demokratik bir Türkiye'yi kadın erkek bir arada yeniden inşa edeceğiz. 13. Cumhurbaşkanı adayımız, genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde, kadın kolları genel başkanımız Sayın Aylin Nazlı Akan'ın önderliğinde ülkemizde hep birlikte güzel günlere yan yana kol kola adım adım yürüyoruz. Başlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum.